Şimdi hocam ayarını sabit ediyoruz ve sen böyle istedin diyoruz. Hani Allah bize göre hüküm verdi. Tamam. Biraz açalım hocam yani. Hep açıyorum buraları ama hadi açalım bakalım. Yani şimdi ben hani yaşıyorum. Bir şey oluyor mesela. İlmi amca işte hasta oluyorum ya da bir şey oluyorum. Ayarını sabit ederim de böyle dedim. Tamam. Yani. Tamam. Öyle olduğu için. Hı-hı. Şimdi bu bütün yaşanılacak her şey. Evet. Yani bütün hı-hı. işte kelimelerim de dahil olmak üzere. Tamam. Oturmam, hareket etmem. Bütün tamam yani. Evet. Ayağını sabitede bunları ben nasıl istedim? İstedim. Hani işte şöyle şey yapıyorum hani. Yukarı çıkma, yukarılara çıkma. Bak film amcaya bak vallahi hemen aşağıya çekeceğim. Yani söz hani yukarılardan istiyor. Bunu böyle hani oturtmak için söylüyorum hocam. Hani tam ayağını sabitede böyleymiş. De ayağını sabitede ben bu söylediklerimi, yaptıklarımı, fiillerimi bir nasıl söyleyeyim? Bir esmanın açığa çıkacağı şekliyle mi içlerini buradan mı dolduruyorum? Orada da var mıydı? Dolu muydu? Şimdi bunu daha önceki konularda İbn Arabi Hazretleri şöyle izah etti. Biz ayını sabitlerimizin oluşmasında biz talep ettik, istedik. Ama biz o talep ettiğimiz şeyi mücmel olarak istedik ve tatmadık. Tatmadığımız için bilmiyoruz. Hatırladınız mı o sohbeti? Mana. He. Biz şimdi kişi dedi ki ben cömertlik istiyorum dedi sıfat olarak diyelim. Öteki kişi de dedi ki ben dedi zıttını söyleyelim. Cimrilik. Cimrilik istiyorum dedi. Şimdi cimriliğin ne olduğunu tatmadı. Yani burada yaşayacak, parası cebinden çıkmayacak falan. Ama şurası çok önemli. Tatmadı, tatmadan istedik. Çünkü tadış, orada tadış yok. Ve mücmel olarak tafsilatını bilmeden istedik. Bir tamamlayayım İlmi amca. Orayı istedik ama onu isterken de zaten bulunduğumuz hal onu istemeyi gerektirdiği için istedik. Orası nokta abi. Burası. Tamam hocam. Heh, şimdi söyleyin İlmi amca. Hocam mana olarak olan kişi aslında bunu isteyemez. Ama Allah-u Teala telbis elbisesini giydirip o isteği isteme noktasına getiriyor bizi. Heh, şimdi İlmi amca püf noktasını şeyini koydu oraya. Telbis. Telbis. Yani hak, bak şimdi burada anlamak için şunu söyleyelim. Hacivat'la Karagöz. Perdenin arkasında Hacivat oluyor. Ya Hacı Cavcav diyor. Öbür taraftan sesini değiştiriyor. Vay 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 diyor. Aynı kişi. İşte telbis denilen şey bu. Yani istetirken evet biz istedik ama o istemeyi o telbis, elbiseyi giydirmekle istettiriyor ya. Yani. Yaşama değil, istetme. O elbise giyilmese zaten isteyemeyecek İsteyemez. Ki. İsteyemez. Yani o elbise adeta şöyle diyelim. O elbise ikiliği çıkarıyor ortaya. Evet. Yani isteme durumu söz konusu oluyor. İsteme o tamam hocam ben buradaki şeyi söylüyorum. Yani mücmel olarak istedik ama zevk etmedik dediniz ya. Zevk etmeden istedik bir de. Biz onu oradan istedik. Bu o cömerti istiyor dedi. Diyor ki cimriliği istiyor dedi. İçini doldurma yeri. Zevk etme yeri burası. Dünya. Yaşama alanı. Tabii burası. İşte mesela cimri dediniz ya. Yaşam boyunca cimri olacak. Bir ömür boyunca o cimrilik şeyini tadacak yani. Tadacak. İşte oradaki mesela katil de katilliği istedi. Ben dedi katil olacağım. Katilliğin ne demek mahiyetini bilmiyor ama. Bilmeden istedi mahiyetini. Bilmeden istedi. Burada ne olduğunu görecek. Bilmeden istedi ama onu istemenin dışında bir şey isteyemezdi zaten. İçin bulunduğu hal onu istemeyi gerektiriyor. Hocam o zaman sıfatları istiyor o zaman. Sıfatları? Evet. İnsan ayet-i sabitede sıfatları istiyor. Evet. O sıfatları da burada açığa çıkarıyor. Yaşayarak görüyor. Yaşayarak tabii. Tabii. Yani değerlendirelim. Bir insan işte iyi huyluysa ömür boyunca o şeyi yaşayacak yani. O sıfatlar orada sıfat olarak vardı. Bunlar bir kalıp gibi düşünün. Ya da evet. Paket gibi düşünün. Evet, evet. Yani paket üstünde yazıyor işte şu 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 sıfatları niteleyelim. Hepsi bir paket. Tamam mı? Şu paketi istiyorum, bu paketi istiyorum, bu paketi istiyorum dedi adeta. Paketleri aldı. İçinin mahiyetini yaşama dünya hayatında. Gelip onların şeyini tattı. Tattı. Tatma burada. Ayağını sabiteye o telbisi giydikten sonra yeterli görmüyor Cenab-ı Allah. Bir de terkip kullanıyor. Değil mi? O terkip neticesinde evet, zaten. Bunlar birbiriyle özdeşleşiyor zaten. Özdeşleşiyor, tabii. Zaten o terkip de tabii. Evet. Yani o telbise göre terkip olması evet. gerekiyor. Yani evet. o telbis, şimdi bak telbise girdi ya bir elbise giydi. Evet. Elbiseyi o telbisle istedi ya. Evet. Şimdi o telbiste neyi isteyeceksen. Şimdi burada evet. ayrı bir telbis giydi. Yani Hilmi amca için ayrı bir telbis oluştu. Benim için ayrı bir telbis.
Senin için ayrı bir telbis. Elbise. Çokluk alemi. Çokluk alemi. İşte o telbise göre de bu sefer istekler farklılaştı. Sen başka şey istedin, ben başka şey istedim. Bunların hepsi toplanıyor. Gidiyor Levin Mahmuz'da. Paket oluyor. Paket. Şimdi hepsi oraya kaydediliyor. Kaydedilmiş. Aynı sıfatı istese de, diyelim ki iyilikse... Farklı derecesi farklı. Farklı terbiyelerde olduğumuz için farklı dereceler şekilde farklı. Yaşayacağız. Aynen öyle. Dereceleri de farklı. Sıfatları tabii. Farklı şekilde zevk tabii, edeceğiz. Tabii. Yani olayı böyle anlayalım. Evet. Telbis, elbise giyinme. Yani aynı terkipleşme işte. Terkipleşme yani. Terkipleşme. Onu da Hacivat Karagöz oynatmadaki gibi algılayın. Orada Hacivat oluyor, burada Karagöz oluyor. Veya İpiş. Orada veren, bak en sonunda konunun sonunda ne dedi şükür konusunda? Veya İpiş oluyor. Veren de o, alan da o. Şükreden de o. Şükredilen de o. Hocam biraz yukarı çıkabilir miyim? Çık bakalım İmam amca. Ne sen varsın ne ben varım. Sadece o var. O kadar. En sonunda oraya gidiyor. Muhakkak. Alan, veren hepsi bunlar. Hepsi o. Böyle karıştırma, şakalaşma. Sadece o var. Sadece o farklı farklı mazharlardan farklı kaplarla gözüken o. Eyvallah. Ama farklı farklı mazharlardan farklı kaplarla gözüktüğü için çokluk algısının eyvallah, içerisindeyiz. Eyvallah. Ve hiçbirine birbirine benzemiyor. Benzemiyor. Ve bu kap, işte bu kap da öyle bir şey ki bu kapta da gözüktüğü zaman ben diyorum buna. Ben dediğim şeyin hakikati gene o. Aynalar misali veriyordunuz ya. Evet. Bükey. Evet. İç bükey, dış bükey. Dış bükey. Halbuki aynı suret ama aynı. Envai çeşit surete gözüküyor. Aynalar farklı olabilir. Mum misalinde değil mi? Mumdan mesela bir köpek yapıyorsun. Mumdan bir kedi yapıyorsun. Halbuki hepsi hakikati mum he gibi. Tabii. Burayı tam oturtursak mesele de tam anlamış oluyor. Ayhan-ı Sabit'e dedi ki telbis meselesinde iyi anlarsak nasıl istemişiz onu anlarız. Şimdi tabii. Düşünebiliyoruz. Ben ya nasıl istedim ya ben istemezdim böyle kötü bir şeyi. Ya bir de anlatırım bir de sonra. Sen bir anlat İmamcı o zaman. Evet. Mesuliyet de hocam bu seçtik diye ondan dolayı var. Tabii. Mesuliyette en sonunda dedi ya işte o yaptığından sual olunmaz. O sorumlu tutulmaz. Sorumluluk bize ait. İşte bu da cilve-i Rabbani. Eyvallah. Sorumluluk bize ait. Cilve-i Rabbani. Tabii. Kulunu sorumlu tutuyor. Bu mazharı. O mazhardan zuhur eden kendisi ama o mazharı sorumlu tutuyor. Enteresan olur. Cehennemlik veya cennetlik oluşunu bilemesinin bir alt mertebedeki oluşu gibi bir şeye mi dönüşüyor? Evet, tabii. Ve ne kadar enteresan ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyoruz ya. Öbür tarafa gittiğimiz zaman buradaki yaşamdan dolayı oradaki idrakimiz de öyle olacak. Yani sen Allah beni niye katil yaptın diyemeyecek o tabii. Kişi. Zaten delili sunacak Allah-u Teala, mutlak delili. Sana hakikatimizi bir kendimize bir gösterecek. Ben zaten bunu ben talep etmişim ve istediğimi de yapmışım. Aynen öyle. İstediğim şekilde, istediğim açığa çıkmış. Dolayısıyla sorumluluk ben de diyecek kul. Evet, evet. Diyemeyecek ki sen yaptın. Ben böyle bir şey istememiştim, sen yaptın. Böyle bir şey denmeyecek. Diyemez şey yok. Çünkü şimdi bir şey hali müsait değil. Değil, çünkü hakikati de gördüğü zaman, kendi hakikatinin ne olduğunu gördüğü zaman asla itiraz edemeyecek. Diyemeyecek, yani. Diyemeyecek, evet ben yaptım, kabullenecek yani. Evet.